Avrupa başta olmak üzere bunun ceremesini çekiyorlar. Peki bu arada tabii başında girdiniz o konuya ama yani sonuçta ifade ettiniz. Bu ABD'nin yani ne derece şimdi güvenilirliği var diye. Şimdi tabii Veliaht Prensi Türkiye'yi ziyaret etti ama Biden de bu arada gidecek oraya. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden da Temmuz ayının ortasında Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor. Bu kadar da net söyleyelim. Şimdi çıkarların konuşulduğu, insan kıymetinin pek bilinmediği, kimin ölüp ölürse ölsün dendiği, hele hele bu emperyalist güçlerin hep böyle ortaya koyduğu bir yaklaşım var. Bu açık net yani. Yani şimdi görmem görmem dedi ama geldi ziyaret ettik. Test dereci biraz önce ifade ettik. Burada Hüsnü Mahalli'yi bir kez daha analım. Değerli gazeteci, yazar. Yani gerçekleri söyleyen, yıllardır hiç çekinmeden düşüncelerini dile getiren. Siz de başında söylediğiniz çok açık bir şekilde ifade ettiniz. Test dereciye şimdi ABD de gidecek. Ne olacak şimdi peki bu durum? Yani bunu nasıl değerlendirmek lazım? Buradaki ABD'nin konumu ne yani? Şimdi ne diyelim biz? Nasıl değerlendirelim? Recai Bey, Kissinger'ın bir lafı var. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlığı tehlikelidir. Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlığı tehlikelidir. Ama diyor dostluğu öldürücü olabilir. İlginç bir cümle. Bak, görüyor musunuz? Peki yıllar önce Kissinger'dan yıllar önce İsmet Paşa ne dedi? Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef alarak söylemişti. Ama şöyle demişti. Bu büyük devletlerle çok yakın ilişki kurmak ayıyla yatağa girmek gibidir demişti. Gerçekten Recai Bey öyledir. Çünkü büyük devletlerle, yani bir asimetri varsa sizle büyük devlet arasındaki ilişkide, insani ilişkiler de böyledir. Bu asimetride yakın ilişki kurarsanız yarın bir gün, çünkü onların çıkarları önünde hiçbir şeyi tanımazlar. Bakın, hiçbir şeyi tanımazlar. İlkeler, dostluk, hiçbir şey yok. Siz eğer böyle bir yakın ilişki kurarsanız çıkarlarınızın çatıştığı yerde sizi ne yaparlar biliyor musunuz? Ham yaparlar, ham. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri küresel çıkarları için işte yakın dostluğu, işte Atlantik bağı ile beraber olduğu ülkeleri de ne yapıyor? Çok zor duruma bırakıyor. Kimi zaman öldürücü bile oluyor. Kissinger söylemişti, İsmet Paşa söylemişti. Şimdi Yunanistan gerginliğine gelirsek. Yunanistan gerginliğini büyük resmin içine koymak lazım. Tabii ki bu gerginliğin bir Türkiye bölümü var. Bir de Yunanistan Miçotakis bölümü var. Şimdi niçin büyük resmin içine koymaya çalışıyorum? Türkiye'deki iktidar seçime doğru gidiyor. Seçim, yani ne kadar uzaklaştırırsanız uzaklaştırınız, en fazla işte gelecek yıl Haziran olsa bir yıl var. Seçimlerin yenilenmesi veya anayasal sözler kullanmaya çalışıyorum, hukuki terimler kullanmaya çalışıyorum. Veya işte erken seçim filan, işte 6 ay, 5 ay filan gibi bir şey olur değil mi? İktidar seçimlere yönelik hamleler yapıyor. Neler bunlar? Bir gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Bir, Amerika Birleşik Devletleri başta Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. Onarmaya çalışıyor. Kim tarafından? Biden tarafından muhatap alınmak istiyor. Çünkü ekonomi iflas etmiş durumda. Amerika'ya rağmen tekrar seçim kazanamayacağının farkında. Özellikle nakit ihtiyacı var. Bunun yolunun da Amerika Birleşik Devletleri'nden geçtiğini biliyor. Şimdi işte ne bileyim, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, bunların da yularının Amerika tarafından tutulduğunu da biliyor. Başka ne yapmaya çalışıyor? Bölgesel izolasyonu ortadan kaldırmaya çalışıyor. İşte en son ülkemize gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi
Selman, Bin Selman, işte dün gelen İsrail Dışişleri Bakanı, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, gidişler gelişler, Mısır, nedir bu? Bölgesel izolasyonu ortadan kaldırmak için yapılan hamleler. Niçin yapılıyor bunlar? Seçimler için. Yani Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin güvenliği endişesiyle değil, tekrar seçimi kazanabilmek için, sıkışmışlığın önünü açabilmek için yapılıyor. Başka ne yapıldı? Veto çıkışı. Veto çıkışı hala devam ediyor. Bu ayın sonunda işte çok az kaldı. 28-30 tarihler arasında Madrid'de zirve var. Bu veto çıkışında iktidarın yapmasının birçok nedeni var. Bir tanesi de Biden tarafından muhatap alınmak istiyor. Yani pazarlık masasına oturmak istiyor. Tam bu noktada Türker Bey, bizim hafızamız gerçekten bazen, yani Türkiye'nin hafızası biraz böyle şey, çok çabuk unutan bir toplumuz ya da hiç değerlendirmeyiz. Yönetmen arkadaşım sanıyorum ortaya koyar. Ya bu bir süt tozu hikayesi vardı. Her şey bu süt tozuyla mı başladı? ABD'nin Türkiye'ye bu süt tozu hikayesiyle mi başladı acaba? Yani 2. Dünya Savaşı'nın ardından olan gelişen bir süreç bu. Yani bizim kendimiz niye normal süt varken süt tozuyla uğraşarak çocuklarımızı okullarda, şimdi fotoğrafını getirir sanıyorum sevgili Alev. Yani şimdi bu yani bir bu nasıl bir şey? Bir değerlendirir misiniz? Şöyle bir geriye doğru bir gitsek acaba. Tam bu ABD'nin sürecini. Ya havuç vermeden kandıramazsınız. İşte o yardımlarda havuçtu. Özellikle işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya düzeni kurulurken bir şekilde Türkiye orada konumlandı ve zaman içinde Cumhuriyet kurulurken en önemli ilkelerinden birisi tam bağımsızlıktı. Ama bu tam bağımsızlık rotasından bu tercih Türkiye'yi alıkoydu. İşte Soğuk Savaş'ın bir enstrümanı haline getirdi. Çünkü aydınlanmış, çağdaş bir Türkiye, bu coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyacı yoktu. Onu yeşil kuşakta kullanmak istiyordu. Aydınlanmanın önündeki hamleleri açtılar. Ve Türkiye'yi çok erken çok partili düzene geçmesini sağladılar. Biliyorsunuz, aydınlanmamış bir toplumun önüne tercih koyarsanız karanlığı seçer. Bu çok kesindi. Çünkü bu coğrafyada aydınlanma sürecini ıskalamıştık. Sanayi devrimini ıskalamıştık. Yani birçok şeyi ıskalamıştık. Belki de 400 yıl, 500 yıl geriye düşmüştük. Bir kuantum sıçramasına ihtiyacımız vardı bu süreci aşabilmek için. Atatürk önderliğine yapılan aydınlanma devrimleri esasında buydu. Ama Türkiye'nin bu rotada gitmesi istenmiyordu. İşte o malum gelişmelerin önünü açıldı. Şimdi veto, yani veto için iktidarın söylediği mazeretler doğru mu? Doğru. Bugüne kadar neredeydin? Bir de PKK konusunda İsveç'e, Finlandiya'ya gelinceye kadar Amerika Birleşik Devletleri var. İşte güneyimizde 100 bin kişilik bir orduyu ne yaptı? Eğitti, donattı ve destekliyor. Buna bir itirazım var mı? Şimdi iktidar çıkış yaparken ne diyor? Türkiye'ye ilan edilmemiş bir ambargo var. İsveç, özellikle İsveç ve Finlandiya tarafından. Peki Amerika farklı mı? Parasını ödediğimiz, büyük bölümünü ödediğimiz F-35'leri vermiyor. Ha? Buna bir sesin çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bir de iktidarın veto çıkışı ilkesel değil. Yani şöyle bir şey derseniz ilkesel bir çıkış diyebilirim mi? Biz NATO'nun doğuya doğru artık daha fazla genişlemesini istemiyoruz. Çünkü bu bölgede bir güvenlik endişesi yaratacaktır. Rusya'yı kışkırtacaklar falan. Böyle bir şey diyor musun? Hayır. Türkiye esasında NATO'nun doğuya doğru genişlemesini destekliyor. Ukrayna'nın, Gürcistan'ın da destekledi. Halbuki mesela ben diyorum ki
artık NATO'nun doğuya doğru genişlemesi doğru değil diyorum. Güvenlik sağlamaktan çok istikrarsızlık yaratır, çatışma ortamı yaratır, Rusya'yı kışkırtır. Ukrayna'nın, Türkiye, Gürcistan'ın, Türkiye NATO üyeliğini desteklememeli, katıldığı bütün platformlarda bunun nedenlerini anlatmalı. Ama böyle yapmıyor, burada bir çıkış yapıyor. Çıkışı doğru değil, yani haksız değil. Ama bugüne kadar neredeydi? Bir de herkes izliyor. İktidarın veto geçmişi de kötü. Kötü bir sicili var. İşte Rasmussen konusunda çıkış yaptı. Arkasını getiremedi. Rasmussen genel sekreter oldu. Bunları hatırlıyorsunuz. 2009'du galiba. Evet. İşte Fransa askeri kanada dönüşü. Sarkozy dönümünde. İtiraz eder gibi oldular, çıkış yapar gibi oldular. Hem de o dönemde hatırlayın, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemiyordu Sarkozy. Ayrı bir üyelik tanımı getirerek Türkiye'ye özel bir statü verilmesini istiyordu. Ne yaptınız? Hiç itiraz etmediniz sonunda. İşte Baltık planına yine PYD çıkışı nedeniyle terör örgütü olarak kabul edilsin. Çıkışı yapıldı, arkası getirilemedi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri muhatap olmak istemiyor, Biden olmak istemiyor. Diyor ki bu sorun diyor kimle Finlandiya ve İsveç'i Türkiye arasındadır çözün anlaşın diyor ya. Fazla da uzatmayın diyor, Madrid zirvesi var. İktidar niçin uzatmaya çalışıyor? İstiyor ki ya işte zirvede Biden bizi muhatap alsın, Erdoğan'la konuşsun. İşte bu şekilde hem İç kamuoyunu aldatmak, kandırmak hem de bir şekilde destek almak. Desteğin bir bölümüyle işte nakit olabilir, bir bölümüyle seçimlere yönelik olabilir. Bir bölümüyle de iktidarın kötü işler yaptı biliyorsunuz. Halk Bankası, Zarrab, hatırlıyorsunuz değil mi bunları? He? Evet evet i̇şte çok önemli. Suriye'de yapılan kötü şeyler filan. Bunların da hasır altı edilmesine ihtiyacı var. Veto çıkışı. Bu kapsamda yine büyük resim içinde tanımlıyorum. Suriye çıkışı onu konuşacağız yine bu kapsamda. Şimdi esas sorduğunuz soru Yunanistan konusunda sertleşme de bu kapsamda. Çünkü yaklaşan seçimler var. Bu tür çıkışlar milliyetçi, ulusalcı oyları köpürtür. Gerçekten böyle yani bunun toplumda alıcısı var. Bak. İktidarı görüyor musun? Ege'de bizim haklarımıza sahip çıkmaya çalışıyor. Yunanistan, Türkiye'nin çıkarlarını ve güvenliğini yok sayan girişimlerine karşı gerekirse savaş yaparız diyor. Doğru mu? Hayır, doğru değil. Niçin doğru değil? Bugüne kadar neredeydin? Bakın, bugüne kadar neredeydin? Yani bugüne kadar sen sahip çıkmadın. Hatta biliyorsunuz iktidar sıfır sorun demişti. Ya Allah aşkına sıfır sorun ne demek ya? Bakın sıfır sorun ne demek? Sıfır sorun ne demek biliyor musunuz? Ya ben cahilim demek ya da ihanet içindeyim demek. Çünkü hele hele iki komşu ülkenin sorunlarının olmaması mümkün değil. Size şöyle söyleyeyim Recai Bey. Sizin ailenizde de vardır. Bizim ailemizde de vardır. Ailelerin içinde sorunlar da bitmez. Bir sorun başlar, onu çözersiniz başka sorun çıkar. Yani doğal sorunlar, yani bu doğal. Sorunlar yaşamın bir gereği. Çünkü niçin? Yani her ülke kendi çıkarları ve güvenliği peşinde gider. Ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar normal her iki komşunun arasındaki sorunlardan daha fazla. Niçin daha fazla? Tarihten intikal ediyor. Yunanistan dediğiniz ülke bağımsızlığına 1830'da ulaşmış ve Osmanlı'dan bizden koparak ve nasıl bu imkanı elde etmiş? Batı'ya yaslanarak, Batı'nın desteğiyle, Rusya'nın desteğiyle elde etmiş. Ve 400 yıl Yunanistan'ı Türkler yönetmiş.
Bu ne demek biliyor musunuz Recaip Bey? Eğri oturalım, doğru konuşalım. Travma biliyor musunuz? Yani 400 yıl siz İstanbul'dan yönetilmişsiniz ve yöneticileriniz de Türkmüş, Osmanlıymış. Yani böyle, çünkü Osmanlı demek bir anlamda Avrupa'dan bakış açısıyla Türk demek. Tamam mı? Şimdi böyle sorunlar var ve yine batıya yaslanarak bir megalo ida denen, idea denen, neyse büyük fikir denen, Bizans'ı yeniden hortlatmaya çalışan veya tekrar meydana getirmeye çalışan bir fikir var. Ve 1830'dan bugüne kadar Yunanistan hep doğuya doğru genişlemiş. Şimdi siz çocuklarınıza bunları öğretirseniz, yani kardeşim şimdi İstanbul'da Türkler yaşıyor ama burası esasında bizimdir. Batı Anadolu bizimdir. Bunu eninde sonunda alacağız diye koşullandırırsanız iki toplum barış yapamaz biliyor musunuz? Mümkün değil. Bakınız. Peki bu arada Türker Bey, şimdi tabii Miçotakis'in de açıklamaları var. Özellikle bu Avrupa Birliği sonuç bildirgesiyle birlikte.